Diğer habere geçelim. Eski oryantal Asena efendim geçmişinin peşine düşmüş. Geçmişini sildirmek için mahkemeye başvurmuş. Asena bakın nelerden rahatsız oluyor. Herkese beni unutun diye mesaj yolladı. Asena'nın şoke eden kararının detayları ikinci sayfada. Unut beni, unuttum gibi seni. Türkiye'nin başarılı ve önemli oryantal dansçılarından biridir Asena. Bir dönemler televizyona çıktığında pür dikkat kıvrak bel hareketlerini izlerdik. Hipnoz olurduk adeta. Sadece biz değil, dünya starları da hayrandı ona. Ah bu ben kendimi. Sadece dansıyla değil, yaşadığı aşklarla da epey magazin gündeminde yer almıştı. Tabii zaman geçtikçe o hızlı günler geride kaldı. 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştiren Asena, nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Devamlı Almanya'dayız. Zaten Almanya'da yaşıyorum ben. Evlenip başka bir ülkeye göç ederek hayatında yeni bir sayfa açan Asena, geçmişinden tamamen kurtulmak istedi. İşte bu nedenle yeni çıkan unutulma hakkı yasasından yararlanmak için dava açtı. Sil baştan başlamak gerek bazen. Tüp bebek tedavisi gördüğünü ve ağır bir depresyon geçirdiğini söyleyen Asena'yı mahkeme haklı buldu. Yani ünlü oryantalin tüm geçmişi dijital dünyadan silinecek. Fotoğraflar, görüntüler, haberler yok olacak. Peki o yıllar yaşanmamış sayılacak mı? Unutulma hakkı diye bir şey var mı Gülşen? Unutulma hakkı diye bir şey varmış, öğrenmiş olduk. Evet, ilginç yani. Aradan da 10 yıl geçmiş o haberlerin üzerinden ama Asena... Yeni değil, uzun zamandır zaten geçmişini sildirmek evet, istiyor. Evet, kesinlikle. Evet, o dönem daha gençti, daha hesapsız, kitapsızdı. Evlendi, şimdi de anne olmak istiyor ve bazı şeylerin arama motorunda karşısına artık çıkmasını istemiyor. Üzülüyor, belki eşi de bu konuda çok hassas, bence o da eşten, rahatsız oluyor. Eşten kaynaklanıyor. Evet, onunla beraber böyle bir karar aldılar ve çünkü... ben merak ediyorum gerçekten, şimdi bakacağım canlı yayında, bak şimdi aklıma geldi. Ne? Asena deyince şimdi ne çıkıyor? Arama motorunda karşımıza. Ha, bir bak ama bu arada Asena yaptığı açıklamada tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum. İçeriklerin kaldırılması gerekiyor demiş. Fakat Hasan Bey ile evlenmeden önce hiç unutmuyorum o zaman çalıştığım Posta Gazetesi'ne gelmişti. Ve şöyle bir ricada bulunmuştu. Evlenmek üzereyim. İlişkimin ve evliliğimin yıpranmasını istemiyorum. Lütfen gazete arşivinden eskiye dönük bazı haber ve fotoğrafların kaldırılması mümkün mü demişti ama hani bir mahkeme kararı fotoğraflar olmadı, duruyor, bazı fotoğraflar sürece, duruyor. Bir gazetenin arşivinden öyle bir şey kaldırılmaz. Yani şu an tüp bebek diyor ama o zaman da evlenmek üzereyim, sıkıntı olabilir demişti. Burada tüp bebek evlilikten ziyade yani Hasan Bey'in bu konuda bir hassasiyeti olabilir. Asena da sadece fotoğraf anlamında değil. Çünkü kendisi oryantal olduğu için zaten yok, kostümlü fotoğrafları vardı. Bazı haberler. Bazı haberler ama senin tırnak içinde o bazı haberler duruyor. Ha. Onlarla ilgili belli ki bir rahatsızlık yok. Bir dönem böyle dergilere böyle çok cesur pozlar vermişti. Baktım şimdi onlar gitmiş. Onlar oryantal kıyafetiyle falan fotoğrafları duruyor burada. Ve o bazı haberler de duruyor hala. Ha. İşte yavaş yavaş belki kaldırılıyor. Sevgili izleyiciler, bunun kaldırılması da epey bir para, emek ve süreç istiyor. Ne yapıyorlar? Kaldırılma konusunda çalışmalar yapan bir takım böyle şirketler var. Onlara bir miktar para ödüyorsunuz ve o istemediğiniz haberler silinmenin ötesinde de geriye düşürülüyor. Geriye düştükçe hatta ben geçen gün bir ünlünün ailesiyle ilgili bir şey aradım. Yok, hiçbir şekilde çıkmıyor, o da sildirmiş. Bir tanesi de zaten sen anlattın mı biraz evvel? Yok, anlatmadım. Anlatma. Bir tane ünlümüz de geçmişini sildirmek için 250 bin lira harcamış. Sayfalara, sitelere telefonlar açmış. İşte bunun karşılığında paralar teklif etmiş ve her şeyi de sildirmiş değil mi? O haberler evet, artık evet. Çıkmıyor. Evet. Bir skandal olayları falan vardı. Onlarla ilgili görüntüleri, haberlerin hepsini de sildirmiş. 250 bin lira karşılığında. Ya yani yaşarken bazen bazıları hiç umursamıyor, konuşuyor, fotoğraf veriyor falan filan. Ama gençken, sonra, gençlik hataları. Gençken oluyor. Aradan yıllar geçtikten sonra da bir dünya paralar dökülüyor sildirmek ya da kaldırılmak için.